Herkese merhaba. Daha önceki videolarda kitaplarımı neden yazdığımı, içeriklerinin neler olduğunu anlatacağımı söylemiştim. İşte bu seriye bu videoyla başlıyorum. Anlatacağım ilk kitap ise Mart 2020'de çıkan Korsanların Seyir Defteri'nin ilk kitabı, İlkler Adası. Kitaba geçmeden önce serinin macerasını biraz anlatmak istiyorum. Korsanların Seyir Defteri adından da anladığınız üzere bir korsan macerası. Ama bu korsanlar bizim bildiğimiz korsanlardan değiller. Farklı bir şeyin peşindeler. Bilginin. Yaşadıkları evrende nerede bir bilgi varsa onun peşine düşüyorlar. Onu gidip öğreniyorlar. Alıp herkesle paylaşıyorlar. Peki bu bilge korsanlar kimler? Öğrenmek ister misiniz? O zaman hadi gelin beraber bir göz atalım. İlk korsanımız Ebabil. Ebabil hem ekibin lideri hem de geminin kaptanı. Sorumluluk sahibi, çok güçlü, çok iyi niyetli, çok kararlı birisi. Biraz gergin. Zaman zaman her şeyi çok fazla kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ama çok da iyi kalpli. Tek bir amacı var. Ne macera yaşarlarsa yaşasınlar. Bütün bu maceranın sonunda gemideki mürettebatı ve yolcuları sağ salim gemiye ve evlerine geri döndürmek. İkinci korsanımız ise Puhu. Puhu bilge, uzlaşmacı, çok akıllı. Çok zeki birisi. Bilmediği şeyleri öğrenmek konusunda çok büyük bir merakı var. Bunları paylaşmayı da çok seviyor. Uzlaşmacı demiştim ya, bir sorun olduğunda hemen araya Puhu giriyor. O sorunun çözümü için en doğru kelimeleri, en doğru bilgileri, en doğru fikirleri üretmeyi de biliyor. Üçüncü korsanımız ise Kuzgun. Kuzgun, Ebabil ile Puhu'nun neredeyse tam zıttı. Çok meraklı, çok heyecanlı, hemen hareket etmek istiyor. İşleri çok pratik çözdüğü gibi bazen her şeyin çığırından çıkmasına da neden oluyor. Ekibin başını sıklıkla derde sokuyor. Gemide kara göründü diyen birisini duyarsanız o Kuzgun. Çünkü Kuzgun gemide olduğu zamanlarda sürekli direkte duruyor. Ufukta bir tehlike olup olmadığını ya da bir yere varıp varmadıklarını gözlemliyor. Bir diğer korsanımız ise Anka. Anka ekibin en süslüsü. En kendine bakanı, en kendini beğenmişi. Ben diye dolaşan birisini duyarsanız, kitapta böyle satırlara rastlarsanız bilin ki bu Anka. Ama Anka merhametli birisi de. Başkalarının acılarına ve sorunlarına karşı ilgili. Ve hiç umulmadık anlarda ne kadar engin bir bilgisi olduğunu da ortaya koyuyor. Son korsanımız ise Serçe. Serçe hem çok ürkek hem de çok nazik bir korsan. İletişim uzmanı. Hem yolcularla hem dolaştıkları kıyılarda, adalarda, okyanuslarda karşılaştıkları insanlarla en doğru şekilde iletişim kurmayı biliyor. Ve çok iyi bir aşçı. Kitapta size bir sandviç hazırlamamı ister misiniz diye bir cümle duyarsanız bilin ki bunu Serçe söylüyordur. İşte bu korsanlarımıza bir gemi miras kalıyor. Adı Atmaca. Atmaca garip bir gemi. Güzel deseniz güzel değil. Çirkin deseniz hiç değil. Ama bütün zorluklara rağmen dev dalgalardan, fırtınalardan, büyük okyanuslardan kendini kurtaracak ve içindeki yolcuları koruyacak kadar da güçlü ve sağlam. İşte korsanlarımıza bu Atmaca miras kaldığında korsanlarımız diyorlar ki biz bilginin peşine düşelim, meraklarımızın peşine düşelim. Bir seyahat şirketi kuralım. Korsanların seyahat şirketini kuruyorlar. Ve gazetelere bir ilan veriyorlar. Okuyorum. Korsanlar seyahati muhteşem gemisi Atmaca ile eşi benzeri olmayan denizlere açılmaya hazır mısınız? Sürprizlere açık mısınız? Öğrenmeyi seviyor musunuz? Merakınızı yenemiyor musunuz? Macera mı arıyorsunuz? O zaman bu seyahat sizin için. Efsunlu denizlerin yedi düvele korku salmış gözü pek korsanları Puhu, Ebabil, Serçe, Kuzgun ve Anka seyahat boyunca sizlerle olacak. İşte bu ilana bir sürü seyahat meraklısı, bilgi peşinde koşmak isteyen insan başvuruyor. Yolcuları seçiyorlar ve seyahat etmeye hazırlanıyorlar. Ama değişik bir yolcu geliyor gemiye. 9 yaşlarında, gözlüklü, sürekli kitap okuyan, bir şeyler gizlediği de halinden, tavrından belli olan Herodot. Puhu, Herodot'un tavırlarından şüpheleniyor.
bir sırrı olduğunu anlıyor. Ama bunun ne olduğunu çözemiyor. Böylece atmaca ile beraber hem yolcular hem de korsanlar denize açılıyorlar. Fakat bir fırtına kopuyor ve o fırtınanın göbeğinde gemi döne döne onları bambaşka bir evrene atıyor. Bu evrende bir bilgi okyanusu var. Engin, sonsuz, çok güzel bir yer. Bir de cehalet denizi var. Biraz tehlikeli. Kimsenin yolunun oraya düşmemesi gerekiyor. Ve bu okyanusta küçük küçük adacıklar var. Bu adacıklarda okuyunca hem çok tanıdığımız, tanımasak da neler yaptığını öğrenince ha tamam ben bunu biliyordum diyeceğimiz insanlar yaşıyor. Korsanlarımızın görevi ise bu adaları tek tek ziyaret edip, buradaki bilgileri öğrenip, oradaki halkları tanıyıp, en sonunda dönüş iznini alıp kendi dünyalarına geri dönmek. Ama bu söylediğimiz kadar kolay bir yol değil. Ve böylece ilk adayla görevlerine başlıyorlar. İlk ada İlkler Adası. Adından da anlayacağınız üzere İlkler Adası dünya üzerinde ilk olarak icat edilmiş, bulunmuş ne varsa onu anlatıyor. Bunlar neler? Mesela ateş nasıl bulundu? Ev fikri nasıl doğdu? Yazı nasıl aklımıza geldi? Mesela yazı olmasaydı biz bugün burada bu kitap hakkında konuşuyor olamazdık. Ben yazamazdım, siz okuyamazdınız. Tekerleği icat etmek kimin aklına geldi? Sayılar, 1, 2, 3, 4, 5 diye saymak nasıl akıllarına geldi? Peki kimlerin aklına geldi? Nereden çıktı bu fikirler? İşte bunların hepsini İlkler Adası'nda anlatıyoruz. Kahramanlarımız adaya giriyorlar, adanın sözcüsüyle görüşüyorlar, sonra adaya dolaşıyorlar. Ada halkıyla o bilgileri almak için iletişime geçiyorlar. Ama ada halkının minik bir sorunu var. Bilgilerini vermeye pek hevesli değiller. Birazcık, azıcık da sanki birbirlerini kıskanıyorlar. Biraz bir diğer halka ilgi gösterseniz bir başkası sorun çıkarıyor. Adada hem bu sorunların arasında kalmamak hem de ada halkının kalbini kırmamak gibi bir kural var. Çok hassas bir ada halkı olduğu için onların kalbini kırarsanız hemen adadan atılıyorsunuz. Peki kahramanlarımız hem bu bilgileri edinip hem ada halkının kalbini kırmayıp hem de dönüşte o adadan ayrılma iznini nasıl alacaklar? Merak ediyorsanız hepsi İlkler Adası'nda. Kitabı okuduktan sonra yorumlarınızı bu videonun altına bırakırsanız da çok sevinirim. Bir başka kitapta buluşmak üzere.